Magazin Noteri'nin yepyeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. Ben İlkay Buharalı, magazin duayeni ağabeyim Ali Eyüboğlu, demirbaşımız ve güzeller güzeli Aslı Hünel. Ay, çok teşekkür ederim. Türk sanat müziğinin de genç nesilde bence en önemli temsilcilerinden biri. Çok teşekkür ederim. Aramızda ama. Ay iki kırmızı. Biz konuştuk. Bugün pişti olmuşuz. İyi olmuş. Ben de arada böyle daha iyi oldu. Şimdi seni niye davet ettik? Seni dün akşam bir ödül töreni vardı. Ben katlamadım ama Türkiye'nin değer yaratan kadınları İncilerine ödül verildi. O kadınlardan biri sendin. Çok Sembol kadın Aslı Hünel diyor. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Dün akşam yani şeyden takip ettim. Instagram hesabından. Katlamadım aslında. Katılacaktım. Keşke gelseydiniz. Çok güzel bir geceydi. Değerli bir geceydi. 32 tane hanımefendi vardı. Bir Demet Umut Derneği ile birlikte yapılan bir çalışmaydı, bir geceydi bu. Şöyle vereyim de isterseniz. Ekonomi var arkadaşlar. Evet, yayınlar. İçeriden ses geliyor. Ali abi geçen hafta ses yok diye şikayet etmişlerdi ya başında. Evet. Bu hafta çift sesle girelim dedik. Yok. Yani ses gürültü kirliliği yapmayalım arkadaşlar. Kendi aranızda konuşun. Eğer kendine güvenen varsa gelsin canlı yayında konuşsun. O kadar samimi bir ortam ki insanlar kaptırıyor galiba kendilerini. Hiç yayınlaymış gibi bir algı yok. Yani doğal olsun diye doğayı da bozmayalım. Bu arada hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkürler. YouTube'da olmanız ne kadar güzel. Ben de çok yakın bir zamanda inşallah YouTube'da güzel işler yapmayı planlıyorum. Bunun hazırlığı içindeyim. Kendinize ait bir mecra olması çok keyifli ve özel bir durum. Sansür olmadan istediğinizi anlatabileceğiniz, aynen, derdinizi söyleyebileceğiniz bir mecra. Bu arada ödülden bahsederken yarım kaldı. Sevgili Mehmet Köymen, bundan sadece 4 ay önce Bir Demet Umut Derneği isminde bir dernek kurdu. Biz de Nacizane Derneğimize destek vermeye çalışıyoruz halihazırda. Sevgili Yeşim Salkın var. Abim Saruhan Ünel de elimizden geldiğince ve yardımsever dostlarımızla birlikte Doğu'da, Güneydoğu'daki çocuklara burs veriyoruz ve okullar yapıyoruz. Aynen. Ve şu ana kadar yüzlerce çocuğa burs gitti. Ya, bu çok değerli bir şey. Menderes'de gerçekten aynı anneden, aynı babadan kardeş misiniz? Evet. Ya bu kadar fark olur mu? Yani Menderes'te tıpkı benim gibi sürekli ekşi bir surat. Ona karşılık aslında çok güzel yüzlü biri. Ya. Yani nasıl oluyor? Aynı anneden, aynı babadan böyle zıt kardeşler doğuyor. Beş kardeşin beşi birbirine benzemiyormuş ya. Hani, yani beş parmağın beşi birbirine benzemediği gibi tabii ki. Ali abi bizim telefonumuzu kıstırırken kendi telefonunu açık bırakmasına ne diyorsunuz? Ne diyorsun İlkay? Evet, şimdi... Ama Ali abi, bana otelin özgürlüğü var. İstediğini yapıyor burada. Değil mi? Dükkan benim. Dükkan onun, dükkan. Valla Ali abi bir aradı beni İlkay'cığım. Biz bir aradaydık. Çay bir arada mıydınız? Ali abi dedi. Aslı'yı bak, öncesini ben sana anlatayım. Ay yarın ne yapalım Ali abi falan böyle konuşuyoruz. Konuk lazımmış yani. Hayır gerçekten konuk. Biz pazartesileri konuk almıyoruz bu arada. Hiç öyle bir şey telefon yapıyor. Canım benim. Hiçbir şey de demedi. Telefonu açtı baktım sizinle konuşuyor. Ne kadar yani güzel oldu. Yani bazı insanların hani yumuşak bir karnı vardır. Ali abi ben ilk bu camiaya girdiğimde 23 sene 25 sene gibi bir şey oldu. Evet. Yani 94-95 yılında adım attım. Ve ilk tanıdığım insanlardan bir tanesidir Ali abi ve çok saygımız, hürmetimiz vardır. Ali abinin olduğu yer değerli bir yerdir, değerli bir mecradır. Ali abi, Aslı gel ya abi dertleşelim, kahve içelim, şuradaki kahveye gel dese ben oraya da onun için giderim. Çünkü o bizim büyüğümüz, abimizdir. Tamam. Çok büyük bir kredisi okay, vardır. Okey'e dördüncü lazım oldu mu arayayım Sedat? Yani okey'den pek anlamasam da güzel, yani fena değilim. Bir dördüncü olabilir, idare edebilirim. Bu arada aklıma gelmişken şey sorayım. Turizm Bakanımız, Turizm ve Kültür Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un eşinin de olduğu bir grupla Bizim Çocuklar Derneği'miz. Sabire sağa sola turlar düzenliyorsunuz. Evet, evet. Yani İstanbul'un ya, yakın gezilecek, görülecek yerlerine. O ne? Şöyle, bizim yaklaşık valla 2 ya da 3 yıl önce kurduğumuz bir derneğimiz var. Ben de kurucu üyesiyim. Bizim Çocuklarımız Derneği. Anaokulu yapıyoruz biz. İhtiyaç sahibi olan bölgelerde. Çocuklar için yine bir şeyler yapmıyor. İlk öğrenim çok önemli. İlk eğitim çok önemli. O yüzden bunu bilinçlendirmek adına böyle bir yolculuğa çıktık. Pervin Ersoy benim çok eski arkadaşım. 10 yılı aşkındır. Çok değerli bir dostum. Sevgili Sinem Nefesoğlu da başkanımız oldu.
böyle bir dernekle yola çıktık. Dolayısıyla derneğimize nasıl katkı sağlayacağız? Yine mesela ETS tur sponsorluğunda sağ olsunlar. Bize bir otobüs... ETS'i dur dedikleri de patronajenin şirketi. Yani. Evet ama sağ olsun böyle evet. bir jest yapıyor. Evet. Böyle bir servis, böyle bir imkan sağlıyor. Ve oradan gelen tüm geliri de bizim çocuklarımız derneğine ne yaptık? Ne i̇şte Bursa'ya kalmış. Gittik. Bursa'ya giderken işte bir sembolik bir rakam bu gezi için düzenleniyor tabii. Bir rakam belirleniyor ve buradaki tüm gelir, gezi esnasındaki tüm gelir derneğimize kaldı ve hızlıca bir sürü okullar yapmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir öğlen yemeği yaptık. Sağ olsun çok güzel bir katılım oldu. İnanın tüm biletler 2 saat içinde tükendi. Bu da bizi tabii daha... Yani, patron için olması da çok etkili Kültür ve Turizm Bakanı'nın eşi olması. Eşi olmasaydı gerçi şey de var bu grupta galiba. Asuman Dabak da var. Asuman da tabii evet. bizimle birlikte çok değerli arkadaşımız. O da bizimle beraber. Zinet Salih de sizle mi? Valla şey dernekte değil Zinet. Zinet dernekte değil ama geçenlerde bir şeyle karşılaştım. Şeyin videosunu çekiyorum Zinet Salih'in. Evet. Bir Beymen Home'da bir... Ben krem de katıldım. Krem tanıtım var. Sen evet, sonradan evet, geldin. Sonradan geldim. Sonra. Doğru. Ben onunla konuşurken röportaj yapıyorum. Kayıttayım. bakanın eşi geldi. Evet. Bunu bir fırçaladı. Sen ne dedin? Yalan çıkadırsın. Öyle mi? Dedim ki canlı yayındayız. Kadınsın da bir de daha argosunu söyledi. Öyle mi? Sonra Zinet Sarı geldi. Dedi ki ya nedir dedim sorun. Dedi ki ya bunların tuzu kuru dedi. Telefon açıyorlar, şuraya gidiyoruz. Telefon açıyorlar, buraya gidiyoruz. Ben yetişemiyorum oralara. Benim çalışmam para kazanmam lazım. Hepimizin, bir kere hepimizin çalışması ve tabii ki para kazanması lazım. Birinci koşul. Hani bunu yaparken işte biz de Zinet Salih'den zengin değiliz abicim. Öyle mi? Öyle. Dolayısıyla ama tabii bizim gönlümüzde hani arkadaşlarımıza, dostlarımıza ve tabii ki böyle bir derneklere ve bunun gibi derneklere de zaman ayırmaya çalışıyorum açıkçası. Hani bu dünyanın öteki tarafı da var demek lazım. İyilik yap, denize at benim felsefem her zaman. Ama deniz kirlenmesin de. İyilikler kirletmez denizi hiçbir şeyi. İyilikler evet. iyilik yaptıkça çoğalır, büyür ve bumerang etkisi yaratır diye düşünüyorum. Aynen, size geri döner. Pervin Hanım diyeceğim. Pervin gerçekten bir kere insan olarak çok değerli bir insan. Sahiden de eşine çok destek oluyor bu manada, çok yardımcı oluyor ama eşi bakan değilken dahi şu an belki biraz daha hani göze çarpıyor, dikkat çekiyor. Lakin inan ki Ali abicim çocuklar için, insanlar için ve turizm için zaten eşi turizmciydi biliyorsunuz. Çok çalışan, çok sevilen, enerjisi çok yüksek ve gerçekten çok özel bir ruha sahip bir kadın. Yani böyle bir enerji ben diyebilirim ki çok az rastladım. Belki de ilktir. Hani ilk üçte bir kişidir. İlkin kişidir. O kadar değerli bir insandır. Şey o enerjisini tüm çevresine yansıtan, her yere yetişmeye çalışan çok iyi yürekli bir kadındır. Ya çok güzel bir sahiden şey yani. De çok da güzel bir duruma geldi Sayın Bakanımızla birlikte. O da eşi hanımefendi olarak çok güzel turizmi tanıtmaya çalışıyor fayda ve toplum yararına gerçekten faydalı işler. Herkes başımın tacı, ben de elimden öyle. Geldiğince yani, destek vermeye çalışıyorum. Sahiden yazıyorum öyle. Da. Az tabii bile söylediniz. Bakan eşi olunca daha bir algıda seçicilik oluyor. Yoksa eskiden de belli evet. faaliyetten için değil de. Şimdi daha değişik oldu değil mi? Daha kalın harflerle şey. Adını zikretmiyor olabiliriz. Doğru. Öyle bir fark var arada. Yani çünkü çok sıcak ve samimi duruşundan, çok sevecen duruşundan da zaten dikkat çeken bir insan. O samimiyetle çünkü biz genelde protokol, o resmiyet, o resmiyetin içinde o tatlılık, o sevecenlik çok az insana rastlanır. Bu da bizim değerli dostumuz da var. Ne mutlu bize. Sizin ne bile güzel. Dikkatinizi çekmiş evet, Ali evet. abicim. Zaten o hani siyaset daha çok kısa bir süre o ömre bakacağımız zaman bu çalışmalar çok öyle. Daha evvelinden geliyor olmalı ki. Evet. Bayağı aynen açılmış öyle. Okullar var, bir tabii, altyapı tabii, var. Tabii, hani bugün karşımda. Yardım yapacağım diye bir işe girişmek, 3-5 kişiyi bir araya toplamak bile kolay bir şey değil sahiden gerçekten. Öyle, bu arada niye Türkiye'nin sembolü ya da incisi ödülünü alıyor Aslı Yünal? Aslında bu konuşmalardan biraz bu da çıkıyor.
Ben müsaadenizle biraz sürtüneceğim buna ya. Ali abi biz taze programız ya. Pek çok ödül bekliyorum ben de. Sürtünerek geçmiyor bu. Valla ama olsun bu da bir şeydir ya. Ya işte tabii ki önce şöyle. aileden hani bir söz vardır İlkay. Otu çekeceksin köküne bakacaksın derler. Tamam. Çok şükür beni özellikle annem ve babam annem beni böyle yetiştirdi. O da herkese koşan acayip vefalı acayip özel bir kadındır. Hmm. Şimdi rol model anne olunca biz de bu şekilde büyüdük ve yetiştirildik. İşte biraz önce dediğim gibi hem yaptığım meslek kariyerimde düzgün bir çizgide ilerlemeye çalıştım. Hani popüler olmak mı, saygın olmak mı? Ben biraz daha saygın olmak ve seçici olmak taraftarı oldum. Sadece iş yaptığım zaman var olmayı hedefledim. Ne kimseye haber olayım diye bir laf attım. Ne bir skandal yaratmaya özen gösterdim. Hiç öyle bir derdim ve özel bir çabam olmadı. Aman işte dekolte vereyim de biraz daha büyük girsin haberim. Hiç öyle bir çabam olmadı. Öyle bir felsefem olmadı. O çizgide ilerledim. İşte elimden geldiğince de sosyal sorumluluk projelerinde olmaya çalışıyorum yıllardan bu yana. Demek dikkatlerini çekmiş, sağ olsunlar. Örnek görmüşler, örnek teşkil etmişler. Ne mutlu, inşallah buna layık olmaya çalışacağım bundan sonra da. İnşallah birkaç yıl sonra da sizi Mayıs ayında ödül alırken görürüz. Mayıs ayının ikinci haftasında, üçüncü haftası mı Anneler Günü? İkinci pazar. Öyle yani, bir ikinci haftası, üçüncü haftası. Genelde yılın anneleri belirleniyor. Evet. Etrafındakilerin hepsinin neredeyse çocuğu gerçekten var. Gerçekten öyle. Biz biraz geç başladık bu serüvene, bu yolculuğa. Bakalım. Yani aşkım ve kalp ne diyor? Aşkım ve kalp yalnız. Kırmızı kalp. Telefonda kayıtlı öyle. Şimdi senin hanım nasıl kayıtlı sende? A Ayla. Niye Ayla? Hemen ilk olsun, birinci çıksın, evet, çıksın diye. Çıksın diye. Onu aşkım Ayla diye de yorumlayabilirsin. Aşkım kaç yıllık evlisin Ali abi? 30. Aşkım yazdım, aşağılara gitti. Dedim yok, yukarıda Ayla diye denedim böyle. Benim hiç aşağılara gitmiyor çünkü hep aramalarda böyle gün içinde 4-5 defa konuşabildiğimiz için hep üstlerde ben çıkıyor. Ben telefon konuşmasını, muhabbetini fazla sevmiyorum. Yani eşimle konuşurken de en fazla yarım dakikadır, bir dakikadır tamam, evet, böyle kısa konuşurum ben. Aynen, hatta işle ilgili de. Ali abi şunu şöyle yapalım mı? Tamam, olur, olmaz, kapatır. Yani ben daha güle güle falan diyorumdur. Ya Zikay 30 yıl yani diyor. 30 yıla geldi, biz nasıl olacağız kim bilir. Evet. Maşallah. Ayla abla da ne diye kayıtlısın abi? Ali Eymol diye mi kayıtlısın acaba? Yok, Aliş diye kayıtlı galiba. Ha, Aliş. Ya. Aliş yani diye mi seviyor seni? Kaniş. Olsun, bir seviyor sen. Aliş diye yanılmıyorsam. Ya bu karıştırmadım bakacağım da. Bakacağım bak Ayla abla görünce. Sana Aliş mi der? Aliş der. Aliş böyle şeker, sempatik, böyle bir çocuksu. Evet. Böyle hallerin var mıdır Ali abicim senin? Var, öyle hallerim var. Evde nasılsındır böyle? Yani. Mesela mutfağa girer misin? Mutfağa girerim. Kahvaltımı kendim hazırlarım. Yani çok kahvaltımı kendim hazırlarım diyorsun. Yani kendi kahvaltından eşim, bahsetmiyorum. Hani eş, çoluk, çocuk, aile. Şimdi şöyle. Eşim erken gidiyor Eyüp Belediyesi'nde basın danışmanı. O da çalışıyor. O nedenle o saat 6.30-7 gibi araba geliyor, alıyor onu gidiyor. Köprüde eziyet çekmemek için erken gidiyor. Ben de 7 gibi kalkıyorum. Yalnız kahvaltı hazırlıyorum. Oğlum var 27 yaşında. O genelde evde kahvaltı yapmaz. Afyon'da gider kahvaltı yapar. Çünkü Afyon'un garsonları izin yapıyor, o yapmıyor. Ataşehir'de Afyon var. Ha, ben de birden dedim, koptum. Yok, Afyon derken anladım, Afyon Karahisar'a değil. Yani sen evde böyle hani bahçe olduğu vakit orta mangalını yakar mısın? Yakarım. Mesela? Yani yazlıkta mangal hep ben yakarım. Salatayı yapar mısın? Salata, bazı şeylerde yetenekliyim mesela fasulye tavasında. Ne diyorsun ya? Üstüme tanımam. Fasulye yemeğinde, patatesli fasulye yemeğinde üstüme tanımam. Hiç yemedik ne bilelim ya. Ama şimdi böyle anlatmak onu, olur mu? Salata da yaparım. Çoban salata bilhassa. Onun dışında zaten daha fazla bir Savaş, şey yiyemiyorum. Savaş, duyuyor musun? Evet. Duyuyor musun kocacığım? Evet. Bak, koskoca Ali Eyüboğlu. Yani yumurta. Neler yapıyor. Yumurta biraz konusunda. Biraz Ali abi örnek al kendine. Ay, hiçbir şey yapmıyor galiba. Asla. Yumurta konusunda bak, yumurta da kırdığını görmedim. Ekmek kestiğini görmedim. Şimdiki ekmekler dilimleniyor zaten biliyorsun. Evet. Yani lütfen kocam bir gün şaşırt bana, bari bir kahvaltı hazırla. Yani bir Ali abi ara bir yani mangal nasıl yakılır kırmızı öğren. Kırmızı kalbi 2'ye 3'e çıkarman için
koyduk oraya bir kırmızı kalbe layık oldu. Evet, tek kalp var, onu fazlalaştırmamız için. Tek kalp yeter Ali abi, ona layık olsun bence. Yalnız ben bu kadar konuyu güzel manipüle eden bir konuk daha görmedim Ali abi. Programcı bir kadın. Aslında sen çocuğu sormuştun. Yani benim üzerimde sektirip... Senin yumurtadan eşini bir şey yapmamasına gelince unutturdum. Farkında mısın? Nasıl bağladım Ali abi? Vallahi helal olsun. Teşekkür ederim. Ama bir saniye, biz onu unutmadık. Şey de müthiş. Yani tostumu mu gösteriyorsun? Tostum, bakar mısınız? Aslı mı yaptı bunu? Kim yaptı? Vallahi yaptırmışlar. Şahane. Çocuğuma yani anlat. Sabahın köründe sevgili seyirciler. Ben geldim. Bu iki sunucudan önce buradaydım. Evet. Ben öyle prensipli insanım. Bana 11'de ol dediler. Ben 11'e çeyrek kala buradaydım. Ama biz niye giremedik? Niye gelemedik? Arabanı park edemedik ki girelim. Hadi canım, ben onları otoparkta bekliyordum. Ya bir dakika. Bir otomobille geldim. Kırmızı. Çok havalı. Mahalleyi kapattı. Evet, yok canım, girelim. Vallahi. Ne? Kırmızıya... Yani biz de onun için kırmızı giyindik. Nar çiçeği mi o? Nar çiçeği. Tamam, bu kırmızı. Evet. O nar çiçeği. Yalnız konu yine aynı yere gelmiyor, getireceğim.